Zafer Bey, öncelikle merhabalar. Teşekkür ediyoruz bizleri davet ettiğiniz için. Bugün yeni ürününüzü bizlere gösterdiniz. Geçmiş dönemde de Ericsson ve Sony arasında bir ayrılık yaşandı ve siz yolunuza Sony olarak devam ediyorsunuz akıllı telefon pazarında. Bize öncelikle bu gelişmelerden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında bir ayrılık yaşanmadı. Aslında Sony 4 ekran stratejisinin bir global strateji haline getirdi ve 4 ekran stratejisi için smartphone'ların, akıllı telefonların önemli bir ayak olduğuna karar verdi ve burada Sony Ericsson, yani Ericsson'la anlaşarak aslında Ericsson'un bütün hisselerini satın aldı ve artık Sony bünyesi altına akıllı telefon pazarını koydu. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi, sonuçta evet, iki şirket bir sinerji yaratmasına rağmen bazen tek bir hedefe koşmak en önemlisidir. O yüzden Sony bütün şirket yapılanmasını tekrardan şu an baştan kuruyor, biliyorsunuz. Bu şirket yapılanmasının içerisinde akıllı telefonları da içerisinde alarak önümüzdeki dönemde 4 ekran stratejisini oturtmak ve burada başarı sağlayarak pazarda daha büyük bir pay almaya amaçlıyor. Peki, geçtiğimiz döneme baktığımızda Sony'nin oldukça yüksek değerlerde büyüdüğünü görüyoruz akıllı telefon pazarında. Peki önümüzdeki dönemde Xperia markasına neler yapmayı hedefliyorsunuz? Tabii ki çok iddialıyız bu konuda. Çünkü bizler portföyümüze çok güveniyoruz. Portföyümüzün özellikle Türk tüketicileri tarafından çok sevildiğini, takip edildiğini ve istendiğini farkındayız. Ve bizce bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bizim deneyimimiz. Biz çok kolay, rahat, insanların alışabilecekleri, beğenebilecekleri bir deneyim sunuyoruz. Ve bu deneyimi aslında portföyümüzün devamında da yaşatmaya devam edeceğiz. Sadece bunu da bırakmayacağız tabii ki. Deneyimimiz her geçen gün daha da gelişecek. Daha da tüketicilerimizi etkilemeye, cihazlarımıza büyülemeye devam edecek aslında. Peki, bize tanıttığınız ürün hakkında soru sormak istiyorum. Xperia S. Bu ürün Türk tüketicilerine neler sunacak önümüzdeki günlerde? Hem teknik özellikler açısından hem de uygulama açısından. Xperia S bizim birinci yılımızın ilk flagship ürünü aslında. Xperia S Türk tüketicilerine sunacağı önemli özelliklerden bir tanesi bizim çift çekirdekli ilk cihazımız, Avrupa'da lansmanını yaptığımız. Çift çekirdekli olması itibariyle tabii ki daha hızlı ve çift çekirdeğin getirdiği farklı avantajlar içerisinden barındırıyor. Ama aslında bunlar biraz daha teknik özellikleri. Biraz daha deneyime baktığımız zaman ekran bu cihazın en önemli parçalarından bir tanesi. Zaten dizaynı tamamen bunun üzerine tasarlanmış durumda. Bir transparan bant var, biliyorsunuz, dizayn içerisinde. Bu transparan bant aslında biraz daha ekranı ön plana çıkartabilmek, ekranı vurgulayabilmek amacıyla yapılmış ve herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi, niye o altındaki parça var, niye biraz gereksiz duruyor diye. Aslında o parça telefonun olmazsa olmaz kısımlarından bir tanesi, anteni. En kritik noktalarından bir tanesi. Bunlar bizim aslında biraz dizayn olarak farklılaşabilmemiz, o ikonik yapıyı sağlayabilmemiz amacıyla yapılmış olan şeyler. Bunun dışında ekran teknolojisine biz bu cihazımıza çok önem verdik. Tamamen siyah bir ekran var ve bu ekranı özellikle full, daha doğrusu HD çözünürlüğe gelmiş durumdayız. HD çözünürlükle beraber tamamen siyah ekranda çok güzel ve farklı bir ekran deneyimi aslında burada bekliyor. Kullanıcıların artık çok merak ettiği işte bu PPI gibi sorular var. Şu anda 342 PPI gibi bir değeri destekliyoruz ki bu aslında telefona baktığınız zaman aşık olmanızı sağlayan şeylerden bir tanesi. Dinleme deneyimi aslında bu telefonun farklı özelliklerinden bir tanesi. Müzik player'ımız tamamen yenilendi. Manuel bir equalizer eklendi. Kulaklıklar, manuel equalizer'lar ve kulaklıkla beraber gelen surround ses sistemiyle beraber müzik deneyimi de aslında çok gelişmiş durumda. Bir diğer özelliği de tabii ki fotoğraf çekme özelliği. Biliyorsunuz X-Morarlı lenslerimizle beraber düşük ışıktan normal ışık koşullarına kadar çok iyi bir fotoğraf kalitesini sunuyoruz. Bununla beraber hızlı çekim özelliği artık gelmiş durumda. Siz telefonunuz tamamen uyku modundayken bile tek bir tuşa basarak 1,5 saniye, 2 saniye gibi kısa bir sürede ilk resminizi yakalayabiliyorsunuz. Daha sonra üst üste resimleri de 1 saniyenin altına çekebiliyorsunuz. Bunun gibi aslında birçok farklı özellik bekliyor. Bir kullanıcılarımızı şaşırtacak özelliklerden bir tanesi de NFC. Bizler cihazlarımızın içerisinde NFC'leri entegre ettik. Fakat sadece NFC antenlerini koymadık. Onların içerisinde kullanabilecekleri Xperia Smart Tag'leri de ekledik. Bunlar aslında akıllı etiketler. Akıllı etiketleri sizler istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben bu etikete dokundurduğum zaman işte benim Bluetooth'umu aç, navigasyon programı çalıştır. Örneğin arabaya geldiniz, etiketinize dokundunuz, Bluetooth açıldı, arabanızla çalışmaya başladı, navigasyon açıldı ve arabayı hemen kullanmaya başladınız. Normalde bunlar sizin tek tek yapmanız gereken ve zamanla şeylerken tek bir dokunuşla daha sonra arabanıza konsantre olarak telefonunuzun sizin adına bunları yapmanızı sağlayan şeyler aslında bunlar. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Fizi ile bir işbirliğine gittiğinizi açıkladınız. Evet. Bir de bu ürünün son kullanıcı fiyatını okurlarımıza verebilir misiniz?
Tabii ki evet, Fizi ile bir işbirliğine gidiyoruz. Xperia S'lerde Fizi işbirliğinin şeyini göremeyeceksiniz. Devam eden ürünlerimizde bunu göreceksiniz ama upgrade'lerle beraber Fizi ile ilgili şeyleri, sürprizleri de aslında son kullanıcılarımıza ulaştıracağız. Bu ürünümüzün şu anda son kullanıcı fiyatı 1599 lira. Turkcell'den farklı kampanyalı fiyatlarla ayrıca alabileceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, ben teşekkür ederim.